Damar tıkanıklığının olup olmadığını anlamak için standart olarak muayene, basit kan tetkikleri, akciğer filmi ve EKG yeterli değildir. Bir sonraki aşam olarak ekokardiyografi yapılması gerekir. Kalpte bir takım bölgelerdeki kasılma bozukluğu bu damarlarda tıkanıklık nedeniyle beslenme sorunu olduğunu ortaya kayar ve direkt olarak hasta anjiyoya gönderilir. Bir sonraki aşama ise eğer ekokardiyografi normal ise o zaman efor testi yapılması gerekir ama koşturmak zordur. Bir sürü insanın kapasitesi düşük, kilosu var, diz bel sorunları var. O yüzden bundan da yeterli verim alınamaz. O yüzden sintigrafi çekilir. Sintigrafi ile beraber bütün bunları toplanıp ondan sonra anjiyo olup olmayacağını hastanın karar verilir. Fakat bütün bu tetkikler yapılmasına karşın %5 civarında gri bölgede kalan hastalar vardır. Yani bütün bunların hepsi temiz çıkmasına rağmen bu da hastalarda damar tıkanıklığı olabilir. Onun için anjöye olmadan berat kağıdı almak zor ama bir alternatif sanal anjö o da olabilir uygun hastalarda.